Sevgili seyirciler, 15 günlük bir aradan sonra tekrar birlikteyiz, tekrar karşı karşıyayız. Bildiğiniz gibi bu televizyon programlarında önemli konuları ayrıntılarıyla birlikte sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Bu akşam olabileceği gibi. Tabii bu televizyon programlarında yeri geldiğinde spor, sanat, kültürü konuşuyoruz. Yeri geldiğinde de sosyal konuları konuşuyoruz. Sağlıkla ilgili detaylara zaman zaman yer veriyoruz. Yine bu akşam sağlıkla ilgili önemli bir konuğum var. Alternatif tıp üzerine kendisiyle bir süre birlikte olacağız ve kendisine aktaracağım sorulardan kendisinden yanıt almaya çalışacağım. Konuğum İbrahim Gökçek, herpalist değil mi hocam? Evet, bir uzman. Evet. Sevgili İbrahim Gökçek hocayla yaklaşık 1-1,5 saat neyse ne kadar sürecekse zaman alternatif tıp üzerine hastalıkların nedenleri ve şifaları üzerine İbrahim Hoca diyor ki hastalıkların kökü doğada yani bitkilerde alternatif tıp üzerinden bitkilerin hangi hastalıklara iyi geldiğini sevgili İbrahim Gökçek'ten almaya çalışacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herpalist önce ne demek onu bir alalım. Bitki uzmanı Türkçesi. Öyle değil mi? Karşılığı bitki uzmanı demek, evet. Peki İbrahim Gökçek çok kısa pasajlar alalım. Kim? Nereden yolları kesişti alternatif Evet, tıpla? neden? Ben yıllar önce Almanya'ya okumak için gittim. Kimya mühendisliği okurken 13 yaşından 26 yaşına kadar da yumuşak doku romatizmasından dolayı, fibromiyaljiden dolayı belime 3 metre uzunluğunda kuşak sarıyordum. Yılın 9 ayı kuşakla geziyorum. 3 ay serbest. O yaşlarda. Evet, 13 yaşında çocuklarla ırmağa gittik. Irmakta yıkandıktan sonra çimenlere yattık ve üşüttük. Mahallenin yaşlı kadınları o zaman üzerimde deneyler yaptılar. Bizi kötürüm yapacaklardı az kalsın. Merdivenleri dahi çıkamaz hale gelmiştim. Sonra iğne ilaç. Rahatsızlıklarım geçti fakat belimde yumuşak doku romatizması dediğimiz fibromiyaljiye yumuşak doku romatizması kaldı. Bu nedenle kuşak sardım. 13 yaşından 26 yaşına kadar. Almanya'da kimya mühendisliği okurken baktım, kullanmış olduğum ilaçlar gastrit, önce gastrite sonra ülsere sebep oldu. Sonra kemik erimesi başladı. Aşırı ilaç kullanmaktan, romatizma nedeniyle. Doktora danıştım da dedi ki bunların hepsinin yan tesiri var. Bu ilaçları bırakacaksınız. Bırakırsak ağrılarım var. Dedi ki bitkilere kimya okuyordum ben de. Laboratuvarda biz deney yapıyorduk. Ve mesela ben barburat ürettim. Uyku ilacı. Üretmiş olduğum ilacın birçok yan tesirinin olduğunu, insanlara bağımlılık yaptığını da görünce dedim ki biz bunu niye yapıyoruz? Bunların yan tesiri çok büyük. Bağımlılık yapıyor, şu yan tesirleri var vesaire. Beğenmiyorsanız, hoşunuza gitmiyorsa İbrahim Bey dedi. Alman profesör doktor biraz da gerildi, sinirlendi. Bitkilerle ilgili araştırma yapın dedi. Onların yan tesiri yok dedi. Haklısınız, güzel bir fikir dedim. Ve bitkilerle ilgili araştırmalara başladık. Zaten Sizin bitkilerle yolunuz öyle bir sağlık öyle. nedeninden dolayı ve Almanya'da başladı. Evet. Araştırmalara başladım ve üzerinde 4 yıl deneyler yaptıktan sonra romatizmayı 6 aylık bir süre içerisinde yendik hamdolsun. Sonra da beni tanıyanlar, "Aa sen nasıl iyi oldun?" vesaire gelip bana akıl fikir danışmaya başlayınca, "O yanlış yapmayayım." dedim. Almanya'da bunun eğitimi var, kursu var, herbalist. On binlerce Almanya'da herbalist var. Doktor gibi muayene etme yetkileri var, belgeleri var. Yani orada kaçak göçek hiçbir şey yok. Belgeli, bilgili. Bunun Siz bunun eğitimi veriyor. Almanya'da da bir fil Eğitim var eğitimini Almanya'da, evet. Eğitiliyor. Burada okuluna gittik vesaire. Yani bu konuda araştırma yaptım ve 27 yıl çalıştıktan sonra böyle bir kitap da yazdık. Bu kitap Türk tarihinde, bu kitabın diğer kitaplardan farkı, binden fazla üniversitenin klinik araştırması var. Bugüne kadar bu alanda yapılan birçok araştırma detaylı olarak yer alır. Bir, iki, bu kitabın diğer kitaplardan farkı kimyasal etken maddelerin açık formülü var. Nedir? Mesela ginkgo, kulak çınlamasına iyi gelir, erken bunamaya iyi gelir, unutkanlığa, hafıza zafiyetine, Alzheimer'a iyi gelir. Peki bunun birleşimindeki hangi madde etki yapıyor? Ginkoloidler. Ginkoloidlerin burada açık formülü var. Kimyasal açık formülü.
Yani en etken madde nasıl etki yapıyor, ne yapıyor da kişinin bu rahatsızlığını gideriyor. Siz bunu bütün ayrıntılarıyla kitapta yer veriyorsunuz. Tabii tabii. Daha inandırıcı olması adına. Ayrıntılı. Klinik araştırmalar, birleşimindeki etken maddeler, araştırmalar, homopatide kullanılış şekli, aromaterapide kullanılış şekli. Şimdi herhangi bir bitkiyi ele aldığımızda o bitkiye şöyle bakmamız gerekir. Bir, hangi bir üniversite klinik araştırması yapılmış mı? Yapılmışsa bu birinci sınıf şifalı bitki. İki, komisyon E tarafından bu bitki hakkında monografi yayınlanmış mı? Mesela Almanya'da Sağlık Bakanı'na bağlı olarak çalışan 19 fitoterapist. Bunlar hem profesör, doktor, tıp uzmanı hem de herbalist. Bunlar 3 ayda bir toplanırlar, bitki hakkında monografi yayınlarlar. Derler ki mesela şişkinliğe karşı rezene, kimyon, anason, kakule, kekik iyi gelir. Bu bir bildiridir. Komisyon E'nin raporu. Bitki hakkında monografi yayınlanmışsa ikinci sınıf şifalı bitkidir. 3. Homopatide tentürü yapılmış mı? Klinik araştırmalar yapılmış mı? Yapılmışsa üçüncü sınıf şifalı bitki. 4. Eterik yağ varsa, eterik yağından herhangi bir ürün üretilmiş mi? Aromaterapide kullanılmış mı? Mesela nane yağı, lavanta yağı, okaloptus yağı, olotu ekstraktı migrene, baş ağrısına iyi gelir. Bununla ilgili Münih Üniversitesi klinik araştırması yapılmış. Örnek veriyorum. Ha, böyle bir çalışma yapılmışsa dördüncü sınıf şifalı bitki. 5. Halk arasında kullanılan bitkiler. Şöyle dedi, böyle dedi. Onlara bakmıyoruz. Yani biz neye bakıyoruz? Klinik araştırması. Ha, sizin kendinize göre alternatif tıp dahi olsa tıp adına bir takım ölçüleriniz var. Bu ölçüler, bu kriterler olacak ki olacak. Bunu siz kamuoyuyla paylaşacaksınız. Şifa diye kullandıracaksınız. Tabii, tabii. Doğru mu? Kullanacak. Bütün buradaki bu bitkiler tamamen bu eksende mi? Klinik araştırması yapılan bitkiler, buradaki ürünler de klinik araştırmasına dayanan bitkiler. Yani bu kritere uymayan bitki kullanmıyoruz. Yani böyle işte o dedi, bu dedi, sokak başında satıldı. Ya o şöyle söyledi, bu buna iyi gelir dedi, öyle değil. Yani sokak ağzıyla bu işler yürümez diyorsun. Yürümez. Şimdi bakın,